Adım Erbay Ongun. Ben yaklaşık 3,5 yıldır Ceyla Ticaret Müşaviri olarak görev yapmaktayım. Bugün siz değerli katılımcılarımıza kıymetli meslektaşım Sefa Akgöl ile birlikte Nijerya hakkında genel bilgiler, ülkenin önemli ekonomik ve ticari göstergeleri, ülke pazarına girişte dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte iç kültürüne ilişkin önemli bilgiler aktarmaya çalışacağız. Programımız şöyle başlayacak. İlk önce Ticaret Araştırmaları ve Risk Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli daire başkanımız Sayın Evren Subaşı'nın açıklamasıyla başlayacağız. Daha sonrasında müşavirler olarak biz size bir ülke sunumu gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında sözü DEİK Türkiye Nijerya İş Konseyi Başkanımız Sayın Doruk Emiroğlu'na bırakacağız. Programımızın son bölümünde de soru cevap bölümüne geçmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Programımız esnasında dilediğiniz tüm soruları bize chatbox üzerinden iletebilirsiniz. Programa başlamadan önce kısa da bir hatırlatma yapmak isterim. Malumunuz burası Nijerya, Afrika. Hani buralarda zaman zaman elektrik ve internet kesintileri olabiliyor. Son dönemde internette ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hani kopmalar yaşanabilir. Hani dileriz de herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Ancak hani eğer anlaşılmayan bir kısım olursa, hani bizleri uyarırsanız anlaşılmayan kısımların üzerinden yeniden geçeriz. Şimdi söz çok fazla uzatmadan programın açılış konuşmasını yapmak üzere daire başkanımız Evren Subaşı'na. Buyurun Evren. Çok teşekkürler Sayın Müşavirim. İş dünyamızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaz döneminde Temmuz ve Ağustos aylarında 2 aylık bir sürede ticaret müşavirleri elektronik sohbet toplantılarımıza bir ara vermiştik. Şimdi Eylül ayı itibariyle yeniden başlıyoruz. Bu dönemin ilk programı Nijerya pazarına giriş toplantısı olacak. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 16 toplantı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugün bizlerle beraber DEİK Türkiye Nijerya İş Konseyi Başkanımız Sayın Doruk Emiroğlu Bey de bulunuyor. O da pazara yönelik deneyimlerini, gördüğü fırsatları, yaşanabilecek zorlukları bizlere aktaracak. Kendisine katılımından ötürü de çok teşekkür ediyorum. Ben de sözü bu aşamada Sayın Müşavirimize bırakıyorum. Umarım faydalı, verimli bir toplantı geçiririz. Herkese kolay gelsin diyorum. Teşekkürler Doruk Bey. Ben de hızlıca sunuma geçeyim. Afrika'nın en büyük ekonomisi olan Nijerya'nın yönetim biçimi federal cumhuriyettir. 36 eyalet ve bir federal merkezden oluşan ülkenin başkenti Abuja'dır. 1 Ekim 1960 tarihinde bağımsızlığını kazanan ülkenin devlet başkanı Bola Ahmet Tinubu, resmi dili ise İngilizcedir. Nijerya'da halkın yarısı Müslümanlardan, %40'ı ise Hristiyanlardan oluşmakta. Geriye kalan %10'luk kesim ise yerel dinlere mensuptur. Nijerya 227 milyonu aşkın nüfusuyla aynı zamanda Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Ülkede yaklaşık 250 etnik köken bulunmakta olup bunların büyük çoğunluğunu Hausa ve Fulaniler, Yorubalar ve İbolar oluşturmakta. Ülkede aynı zamanda 500'ü geçkin yerel din oluşturmaktadır. Nijerya'nın önemli ekonomik göstergelerine baktığımız zaman ülkenin 2023 yıl sonu itibariyle gayri safi yurt dışı hasılasının 375 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Aslında gayri safi yurt dışı hasıla bir önceki yıla göre 100 milyar dolardan fazla bir düşük gerçekleştirse de, gösterse de Nijerya halen bu rakama rağmen Afrika'nın en büyük ekonomisi olma unvanını devam ettirmekte. Ülkenin geçen yıl 2023 yılı itibariyle ekonomisi %2,9'luk bir büyüme gerçekleştirmiştir. IMF tarafından yapılan tahminlere göre Nijerya ekonomisine ilişkin ülke ekonomisinin bu yıl %3,1, önümüzdeki yıl ise %3 oranında bir büyüme gerçekleştirilmesi tahmin edilmekte. Kişi başına düşen milli gelir de gayri safi yurt dışı hasılaya paralel olarak bir düşüş eğilimindedir. Geçtiğimiz yıl Nijerya'da kişi başına düşen milli gelir 1690 dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Enflasyon tarafında da tablodan görüleceği üzere yıllar içerisinde son yıllarda bir artış eğilimi var. 2021 yılında %15,6 olan enflasyon 2023 sonunda %28,9 seviyesine kadar yükselmiştir. 2024 yılında da enflasyon hız kesmeden artışına devam etmekte. En son açıklanan veri olan 2024'ün Temmuz ayı itibariyle Nijerya'da enflasyon %33,40 seviyesine kadar çıkmıştır. İstihdam verilerine ilişkin son yıllarda sağlıklı bir veri bulmak mümkün değil.
Nijerya İstatistik Ofisi tarafından 2020'nin son çeyreğinde işsizlik oranı %33,3. İstihdam edilen kişi sayısı ise 122 milyon olarak açıklanmıştı. Daha sonrasında uzun bir müddet herhangi bir veri açıklanmadı. İstatistik Ofisi tarafından 2023'ün 3. çeyreğinde işsizlik oranı %5 olarak açıklanmış. Ancak bu ciddi eleştiri ve eleştirilere neden olmuştur. Bunun da sebebi ne ilişkin? Nijerya İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni hesaplama yöntemlerinin değiştiği yeni metodoloji kullanıldı. Bu metodolojide de artık haftada bir saat çalışanların bile iş sahibi, çalışan olarak nitelendirildiği belirtilmiştir. Eskiden haftada 20 saatten az çalışanlar işsiz olarak değerlendirilirken yeni metodolojide haftada bir saat çalışanların bile çalışan olarak değerlendirilmesi eleştiri konusu olmuştur. Ve uzmanlara göre Nijerya'daki işsizlik bırakın %5, 2020'nin son çeyreğinde açıklanan %33,3'ten bile daha fazladır. Cari işlemler dengesi tarafında da 2021 yılında 3,25 milyar dolar açık veren cari açık 2021'de 2023 sonunda 1,21 milyar dolarlık bir fazla vermiştir. Nijerya'nın dış ticaret verilerine baktığımız zaman ülkenin 2019 yılında 53,6 milyar olan ihracat tutarının 2023 sonunda 60,7 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. İthalat tarafında ise bu süre zarfında 47,4'ten 60,6 milyar dolara yükseliş görülmekte. Nijerya'nın dış ticaretine ilişkin genel bir bilgi vermek gerekirse, ülke aslında güçlü petrol ihracatının etkisiyle dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. Ancak bu enerji krizinin yaşandığı dönemlerde tersine evrilmekte. Hepimizin bildiği üzere 2020 yılında COVID-19 pandemisi vardı. Pandemi süresinde yaşanan enerji kriziyle birlikte petrol fiyatlarında görülen düşüş, Nijerya'nın ihracat gelirlerinde de ciddi bir kayba sebep olmuştu. Tablodan da göreceğimiz üzere 2020 ve 2021 yılında petrol krizinden dolayı Nijerya'nın dış ticaret açığı verdiğini görüyoruz. Daha sonrasında ekonomik toparlanma ve petrol fiyatlarında görülen yükselişle birlikte Nijerya yeniden dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna evrilmiştir. Bu slaytta aynı zamanda Nijerya'nın taraf olduğu ticaret anlaşmalarını da görebilirsiniz. Bunlardan bazıları gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması, DTO ticaret kolaylaştırma anlaşması ve Afrika kıtasal serbest ticaret anlaşmasıdır. Nijerya aynı zamanda ECOWAS, OPEC, D8, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve İngiliz Milletler Topluluğu'na da üyedir. Nijerya'nın dış ticaretinde öne çıkan sektörlere baktığımız zaman Nijerya'nın ihracatının %90'ından fazlasının ham petrol ve diğer petrol türevlerinden oluştuğunu görüyoruz. Ham petrol ve diğer petrol türevleri Nijerya'nın aynı zamanda gayri safi yurt içi hasılasının %10'unu ve bütçe gelirlerinin de %50'sini oluşturmakta. İhracatta geriye kalan %10'luk kesimde de tarım, ham madde sanayi, imalat sanayi, katı mineraller ve enerji sektöründe yer alan ürünler görülmekte. İthalat tarafında ise %51,23 ile imalat sanayi ilk sırada yer almaktadır. İmalat sanayine %33,42 ile diğer petrol türevleri izlemekte. İthalatta öne çıkan diğer sektörlerde tarım, katı mineraller ve ham madde sanayidir. Nijerya'nın dış ticaretinde, daha doğrusu Nijerya'nın en çok ithalat ve ihracat yaptığı ülkelere baktığımız zaman ülkenin 2023 yılında 7,61 milyar dolar ile en çok ihracatı Hollanda'ya yaptığını görüyoruz. Hollanda'yı 5,71 milyar dolar ile İspanya izlemekte. İspanya'da Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Endonezya takip. İthalat tarafında ise diğer Sahra-Altı Afrika ülkelerinde olduğu gibi Çin'in hakimiyetini görüyoruz. Nijerya 2023 yılında 11,13 milyar dolarlık bir ithalat gerçekleştirmiştir. Çin'de sırasıyla Singapur, Belçika, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri takip etmekte. Ülkemiz Nijerya'nın ihracatında 14. ithalatında ise 17. sırada yer almaktadır. Nijerya ile ilgili ticaret verilerimize baktığımız zaman bu tablo son 5 yıllık seyri görüyorsunuz. 2019 yılında 595 milyon dolar olan ihracatımız 2021 yılında 840 milyon dolar seviyesine kadar yükselmiş. Ancak Nijerya ekonomisinde görülen daralma ve küresel piyasalardaki durgunluğun etkisiyle bu rakam 2023 yılında 685 milyon dolar seviyesine kadar çekilmiştir. İthalat tarafında ise bu süre zarfında 156 milyon dolar olan İthalatımızın 2023 yılında 151 milyon dolar seviyesine düştüğünü görüyoruz.
İkili ticaret anlaşmalarımızla da ilgili kısaca bilgi vermek isterim. 2011 yılında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması imzalanmıştı. Türkiye olarak bizler iç onay sürecini tamamlamıştık. Ancak ticaret tarafı açısından anlaşmanın yeniden revize edilmesi gündeme geldiği için anlaşma henüz yürürlüğe girmedi. Çifte vergilendirme yönlemi anlaşması da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Abuja ziyaretinde 2021 tarihinde imzalandı. 2023 yılında biz Türkiye olarak yine iç onay sürecini tamamladık. Ancak ticari açısından anlaşma henüz onaylanmadığı için JEA tarafından anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir. Diğer yandan gümrük konularında karşılıklı idari yardım mutabakat zaptı ile ülkemizin hem ticari hem de KOVAS ile STK kurulmasına ilişkin müzakereleri devam etmekte. İkili ticaretimizde öne çıkan ürünlere baktığımız zaman 2023 yılında ticariye en çok ihraç ettiğimiz ürünün 880212 kodlu helikopterler olduğunu görüyoruz. Buradan da aslında savunma sanayi alanındaki gücümüzün Nijerya pazarını da tesir etmeye başladığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte alçılar ve demir çelikten inşaat aksamı gibi inşaat ve yapı malzemelerinin Nijerya'ya en fazla ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer aldığını görüyoruz. Bu tablodan bağımsız olarak Nijerya'ya en fazla ihraç ettiğimiz ürün grupları arasında mobilyalar, otomotiv yan sanayi ürünleri, elektrikli teçhizatlar ve medikal ürünleri sayabiliriz. Bunlar en çok ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer alıyor Nijerya'ya. İthal ettiğimiz ürünler kısmında da 2023 yılında Nijerya'dan en çok ithal ettiğimiz ürün 21, 27, 11, 19 kodlu hidrokarbonlu gazlardır. Bunun haricinde susam tohumu, soya fasulyesi ve kakao tane kırıkları gibi tarım ürünlerinin Nijerya ithalatımızda ağırlığını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sözü değerli meslektaşım Sefa Bey'e bırakıyorum. Benim anlatışlarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Pazara girişte nelere dikkat edebilirsiniz? Bence birincisi fuarlar konusunda aktif olmak lazım. Mümkün olduğu kadar fuarlara katılarak pazarı yerinde görmekte fayda var. Hem malumunuz yani her ülke özellikle Afrika'dan bahsediyor farklı ticari kültürlere sahip. Bunu yerinde görmekte, oradaki insanların bu iletişimlerini görmekte fayda var. Eğer ki yatırım düşünülüyorsa mutlaka öncelikle bir ticaret yapılmasını tavsiye ediyorum. Ülkenin kendi iç dinamiklerini görmeniz, buradaki şartları yaşamanız lazım. Ürün mal gönderimi yapılmadan önce gerekli sertifikasyon süreçlerinin kontrol edilmesinde fayda. Burada son Türkiye Standartları Enstitüsü'nün hazırladığında Nijerya ayağı. NAFTAK'ta çeşitli sertifikasyon süreçlerini yürüten kurum. Yani bizde mesela ilaç sertifikasyonu için bir cihaz kurumuna gidilir ya da tarımsal ürünler için Tarım Bakanlığı'na alınması gereken sertifikasyonlar var. Bunlar aslında Nijerya'da toplu olarak NAFTA üzerinden yürütebilirsiniz. O kurumda o sertifikasyon sürecini yönetiyor. Bu iki kurumdan da yapacağınız ithalat işlemlerini, buraya gönder ihracat işlemlerinizde uygunluk belgelerini almanızda size fayda sağlar. Gümrükteki işlemlerinizi kolaylaştırır. Aksi takdirde orada bir sıkıntı yaşama ihtimaliniz artacak. Nijerya'daki firmaların güvenilirliğini müşavirliğinizden sordurmanızda fayda var. Tabii birebir tanışılmıyorsa, firma birebir tanınmıyorsa o firma hakkında çok bir şey söylemek mümkün olmuyor ama en azından sistemde aktif olarak bulunup bulunmadığı, faaliyetlerine devam edip etmediğini söylememiz mümkün. Ama firmanın ticari etik kuralları hakkında gerekli bilgi ulaşmak zor. Ülkeyle yapılacak, burada yapacağınız ticaretlerle ilk etapta %100 nakit ödeme almanızı tabii. Ne yazık ki az önce de belirttim yani bölge biraz sıkıntılı bir durumda. Ama burada şöyle de bir şey var, onu da yeri gelmişken belirteyim. Burada %100 nakit alırken karşı tarafta yaşanacak bir sıkıntıyla da alakalı olmayabilir. Zaman zaman Nijerya'da döviz sıkıntısı baş gösterebiliyor. Ülkede döviz sıkıntısı baş gösterdiği zaman Merkez Bankası'nın yurt dışına döviz transferlerine kota uygulaması. Yani burada mal verdiğiniz kişi size parasını göndermek isteyebilir. Bunun için de gerçekten gayret edebilir ama Merkez Bankası'nın kotalarına katılabilir. Yani istese de o paranızı gönderemeyebilir. Bu sebeple en azından o süreci öğrenene kadar %100 nakit olarak çalışılmasında fayda var. Şu an nispeten bu sorun hafifletilmiş durumda ama geçen sene çok daha baskındı bu kota. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Ülkenin SWOT analizine baktığımızda ülke güçlü yönleri açısından Afrika'nın en büyük ekonomisi. Erbay Bey de bahsetti. Yani gelişimde ciddi şekilde açık bir yer. 220 milyon aşkın
Kırsala yeni yeni açılıyor. Altyapı yatırımlarıyla birlikte yeni pazarlar ediyoruz. Şu ana kadar merkez konumundaki Lagos, Kano, Abuja gibi illerin de gelişme gösterirken artık kırsalda pazar haline dönüşüyor. Evet. Bu iyi bir şey. Ekovas pazarına hakim durumda. Bölgesel merkez niteliğinde bir Afrika'nın en fazla işleyen limanlarından birisine sahip. Lagos Limanı. Petrol ve doğal gazı rezervlerimiz. Ciddi bir petrol ihracatından geliri var. Tarım ürünleri ve hammadde yelpazesi çok geniş bir ülke. Burada iş birliklerine de son derece açık. Ve ucuz iş gücü. Tabii ucuz iş gücü malumunuz ucuz iş gücü bazen avantaj bazen dezavantaj oluşturuyor. Çünkü iş gücü ucuzladığı müddetçe de aynı zamanda kalifiyesi düşüyor. Zayıf yönlere baktığımız zaman petrol fiyatları karşısında kırılgan bir ekonomisi var. Yine malumunuzdur, yani uluslararası piyasada petrol ve ham madde fiyatları oynamalar ülkenin bütçesinde direkt olarak etkili. Ödemeler dengesinde sıkıntılar çıktı. Eğer ihale alınmış ihalelerin hak edişlerinde ödeme sıkıntı. Bunlar petrol fiyatlarına karşı, ham madde fiyatlarına karşı ülke ekonomisi kırılganlıklar. Gümrüklerdeki operasyon hızı yavaş. Özellikle az önce bahsettiğim Naftax, son gibi sertifikasyon süreçleri tamamlanmak ise bu süreç daha durdu. Yakın zamanda Lagos'ta yeni bir liman faaliyete geçti. Önümüzdeki dönemde 4'e yakın liman proje. Bunlar da faaliyete geçirildiğinde en azından yurt dışı ticari faaliyetler ülkenin rahatlayacaktır diye. Altyapıda yaşanan zorluklar ülkede ciddi bir altyapı açığı. 2040 yılına kadar 3 trilyon dolara yakın bir altyapı yatırımı yapmayı hedefliyor. İşin açıkçası bu 3 trilyon dolara ulaşması çok mümkün gözükmüyor. Ama yine de ciddi bir potansiyel var. Burada ciddi bir iş imkanı. Nitelikli eleman eksikliği, az önce bahsettiğim ucuz iş gücü, niteliksiz eleman. Nitelikli eleman eksikliği burada yatırım yapacak iş insanlarımız için gerekli istihdamı sağlam alanda zorluklar yaşatabilir. Burada genelde yabancı gelen iş insanları nasıl yapıyorlar bunu belirteyim. Geliyorlar, kendi elemanlarını yetiştiriyorlar işte. Burada kendi sirkülasyonlarını oluşturup eğitimi öyle devam ediyorlar. Üretimi öyle devam ediyorlar. Nijerya tarafı bu eleman yetiştirme konusunda bazı politikalar uyguluyor. Organize sanayi bölgesinde işte meslek okulları çeşitli teşvikler veriyor ama çok hızlı gelişen bir ekonomi açıkçası yeterli değil. O ara eleman açığı ülkede hala bir oranda sıkıntı. Serbest kur ve resmi kur arasında farkın belirsizlik yarattı. Ülkede şu an nispeten birbirine yakın seyrediyor. Ülkede yakın döneme kadar iki kur. Merkez Bankası'nın belirttiği bir kur vardı, bir de serbest piyasada alım satıma konu olan bir kur vardı. Bu iki kur arasındaki fark ve yapacağınız sözleşmelerin genelde naira üzerinden olması genel üreticilerimiz, yatırımcılar geleceği konusunda bazı belirsizlikler ortaya çıkarabiliyor. Enerji arzının etkin sağlanamaması, bunun yine altyapıyla alakalı bir sıkıntı. Ülke enerji ihracatçısı aslında ama doğal kaynak ihracatçısı. Ama ne yazık ki burada yeteri kadar yatırım yapabilmiş durumda değil. Hatta bu konuda yakın dönemde de enerji arzında biraz mevzuat değişikliği. Ülkede şu anda 20 saat üzerinde elektrik sağlanabilen yerler çok pahalı enerji diyor. Onun altında B grubu diye gruplandırdılar. Onlar daha ucuza ediyor. Ve C grupları var. Bunlar çok daha ucuz ama gün içerisinde belki 1 saat, belki 2 saat elektrik alabiliyorlar. Abuja bölgesinde günlük yaklaşık 10 saatin üzerinde. Yani geneli için söylüyorum. Merkezde şu an 20 saat birçok yerde ama 10 saatin üzerinde ortalama elektrik sağlanabiliyor. Nijerya'nın tamamında ise günlük ortalama 5-6 saat. Ama dediğim gibi bunun çok kırsal kesimleri de bunun içerisinde tabii olduğu için öyle gözüyle. Fırsatlar açısından Türk ürünlerine güven ve kalite algısı ülkede yüksek. Ve Çin ürünlerini terk etme düşüncesi. Çin ürünlerinin kalitesiz olduğunu, Türk ürünlerinin kaliteli olduğuna dair pazarda böyle bir algı var. Tabii ki bu da doğru bir algı. Son dönemde fiyat avantajları var Çin ve Hindistan ürünlerinde. Bunu da belirtmekte fayda var. Çin'de uzak doğu ülkeler ticaret hacimlerini artırıyor. Ama Türk ürünlerine yönelik bir teveccüh söz konusu. Coğrafi yakınlık konusunda hem Lagos'a hem Abuja'ya haftanın 4-5 günü uçuşlar var.
Erişim kolay. Bu da tabii ki bu ulaşımın kolay olması ticari olarak insanları cezbedici. İş insanları için cezbedici bir nokta. Türkiye'yi Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyorum. Burada yaptığımız görüşmelerin birçoğunda niceleri iş insanlarının Türkiye'ye yatırım yapma hevesleri olduğunu birebir gözlemleme şansı. Çünkü buradan Türkiye'ye ticaret yaparak gümrük birliği avantajıyla Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerine mal gönderme hevesi içerisinde. Dolayısıyla ticareti geliştirme hevesinin içerisinde olan çok. Hafif ve orta sanayi teknoloji ürünlerinin ihtiyaçları yüksek. Bu konuda özellikle iş birliklerine açık. Yani firmalar yapabileceğiniz iş birlikleriyle burada yatırım yapmak istersiniz. Ama burada şöyle bir sıkıntı olduğunu da belirtmekte fayda var. Tabii iş birliğine açıklar ancak bilgi ve yatırım imkanları açısından yabancı ortaktan çok fazla bekler. Çünkü üretim kabiliyetleri zayıf. Üretim kabiliyetlerinin zayıf olması sebebiyle de yabancı ortam sorumluluğu artıyor. Ama az önce de belirttiğim sorunun başlarında yani ciddi potansiyel barındıran yapılacak yatırımların ileride daha iyi sonuçlar verme ihtimali çok. İnşaat, enerji, tarım ve altyapı sektörlerinde yatırım ihtiyaç. Yine hafif ve orta sanayi gibi iş birliklerine açık olmak. Tehditler açısından baktığımızda bütçe ödemelerinde zorluk yaşayabiliriz. Özellikle bu doğal kaynak fiyatlarının uluslararası piyasada oynanması ülkeyi bu konuda sıkıştırıyor. Bankacılık ödemelerinde döviz sıkıntısı. Az önce bahsettiğim kota uygulamalarına gidebiliyor. Yurt dışı ödemelerinde sıkıntılar çıkarabiliyor. Böyle bir uygulama içerisinde ülke genellikle elzem mallar ya da ihracat yapan firmaların ödemelerini önceliklendiriyor. Yani eğer ki ilaç getiriyorsanız ya da ihracat yapan bir firmaysanız sizin ödemelerinizi önceliklendiriyor. Diğer halde kotaya takılma ihtimali. Güvenlik tehlikesi. Ülkede zaman zaman bazı güvenlik terör faaliyetleri baş gösterebiliyor. Ama ben 2,5 yıldır burada öyle ciddi bir sıkıntıyla hiç karşılaşmadım. Salgın hastalıklar, biliyorsunuz Afrika sadece Nijerya'da hasta yani Afrika'nın genelinde etki dönem dönem oluyor. Şimdi son dönemde monkeypox, maymun çiçeği dönemliğine tifo ve malaria salgını geldi. Ne yazık ki Afrika'nın o da kaderi sık sık gerçekleşiyor. Nijerya pazarına girişte hedef bölgeler olarak nereler tercih ediyor? Lagos, Kano ve Abuja ülkenin aslında üç merkezi. Lagos ve Kano sanayi merkezi gibi ama en büyük Lagos. Hem de Lagos limanı sahip olması. Lagos'u birkaç adım öne çıkarıyor. Abuja siyasi merkez. Altyapı konusunda en iyi olan vilayet Abuja. Gelir düzeyi olarak da diğerlerinden daha iyi. O yüzden Abuja altyapı ve yerleşim açısından daha iyi. Lagos ve Kano da sanayi açısından daha iyi durumda. Güvenlik açısından ülkenin kuzey kesimlerinde bazen terör eylemleri olabiliyor. Güney kesimlerinde de çete faaliyetleri. Böyle çok yoğun şeyler değil bunlar. Onu belirteyim ama dönem dönem gerçekleşebilen büyük eyaletlerde herhangi bir sıkıntı yok. Merkezler güvenli. Lojistik açısından ülke genelde karayolu taşımacılığı yaygın. Bazı zaman zaman güvenlik sorunları oluşturabilir. Ülkede bu konuda çok ciddi yatırım yapıyor açıkçası. Yani ulaşım ve lojistik alanına çok ciddi yatırım. Bu 2040'a kadar yapılacak 3 trilyon dolar hedefleri büyük kısmı aslında bu lojistik yol ve ulaşım. Dağıtım kanalları açısından ürün ve işin niteliğine göre değişiklik göstermekle birlikte geleneksel satış kanalları ülkede hala hakim. Ama son dönemde e-ticaret geleneksel satış kanallarından çok daha hızlı gelişiyor. Yukarıda da belirttiğim üzere yani ülkenin taşrasına açılması, kırsal alana erişiminin artmasıyla birlikte pazar da geliştiriyor. Bu pazarın genişlemesi e-ticareti direkt olarak ürünlerinizi ülkenin ücra köşelerinize taşımanıza imkan sağlıyor. Hatta buraya bazen gelen Türk firmalarımıza da tavsiyemiz yani Lagos'ta mesela Jumia şu an e-ticaret Afrika'da bildiğim kadarıyla en büyük. Mesela yatırımcılarımız şunu da değerlendirebilirler. Lagos'ta tutabilecekleri depolarla e-ticaret üzerinden pazarı denemeleri mümkün. Birçok firma, yabancı firma da bu yolda pazar bir deneme fırsatı yakalıyorlar. Yakında geçen sene de bir Türk tekstil firmamız var. Onlar da yine elektronik ticaret üzerinden pazarda satış yapıyorlar. Hem de bu tecrübe etmenin olanak sağlıyor.
Geleneksel satış kanallarını biliyorsunuz. Lojistiği biraz daha zor bir süreç. Ama e-ticaret ona göre daha kolay. Bu denenebilir. Reklam ve pazarlama alanına baktığımızda Nijerya dünyanın en fazla sosyal medya kullanan ülkelerinden birisi. Peki en fazlası. O yüzden yapacağınız reklamlarda sosyal medyayı kullanmanız faydalı olacaktır. Yine ithalat vergileri açısından baktım. Türkiye'ye getirilecek ürünler açısından Nijerya 2015'te beri ECOWAS'ın üyesi. Kurucu ortak abi. ECOWAS'ta ortak dış tarifler kullanıyor. COM'un eksenli tarif CET listeleri. Tarifler ECOWAS ülkeler haricindeki tüm ülkeler için aynı oranları içeriyor. Uygulanan tarif vergiler 5 grupta şu anda ECOWAS gruplandırılıyor. Bu gruplandırma elzem mallardan korumacı politikaya doğru seyrediyor. Gerekli ilaç ve sermaye malları elzem gözüktüğü için %0 olarak vergi uygulanmakta. Ham maddelerde %5, ara mallarda %10, nihai ürünlerde %20. Ülkenin korumayı hedeflediği, stratejik gördüğü sektörlerde ise %35 olarak sektörlerde %35 olarak gümrük vergisi uygulanıyor. Buna karşı tabii ECOWAS anlaşmasının verdiği yetkiyle birlikte Nijerya hükümeti %70'e kadar bu oranları yükseltebiliyor. Bu CET listeleri için aşağıda bulunan web sayfasından faydalanabilir. Dediğim gibi bunlar genelde sabit ama ülkeler bazen kendi iç politikaları, kendi iç ekonomilerini kurmak için burada değişikliğe gidebilir. İthalat vergileri devamı açısından genelde ülke ad valorem olup değişken ve mevsimler tarifler kullanılmıyor. İthalatta alınan diğer vergiler aşağıda gösterildiği gibi. Edinilecek vergilerin %7'si oranında liman. İkbel ve diğer masraflar toplamında %5 KDR. Burada ilk slide'da, bir önceki slide'da gördüğümüz üzere medikal ve eczacı ürünleri buraya yapılıyor. Bunun gibi bir dağılımı var. Ama şurada, bundan bir sonraki slide'da ya da iki sonraki slide'da olsa gerek. Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması altında HHS POS diye bir sistem kullanıyor. Bu alt tarafta görebileceğiniz yer. Buraya girip ürünün ilgili kodlarını girilen bu tarif kodlarını ilgili alanları doldurduğunda size aşağı yukarı ne kadar bir maliye çıkaracağını gösteriyor. Toplam görü oransal olarak. Mesela duty %10, katma değer vergisi %7,5. Bunları görmeniz mümkün. Ayrıca şu alt tarafta importer regülatörü kaynaklı altında yer alan National HHS Post. Burada NAF'tan isteyeceği belgeleri görebilirsiniz. Bu bence önemli. Burada hangi belgeler isteniyorsa o belgelere göre göndermeden o belgeleri almanız sizin için fayda sağlayacak. Diğer slide yine aynı sayfa üzerinde yer alıyor. Duty Calculator altında. Buraya yine ilgili alanları doldursanız aşağı yukarı size ne kadar bir maliye çıkacağını görmeniz mümkün. Ama işte az önce yukarıdaki slaytlarda bahsedildiği üzere resmi kurla serbest piyasa kuru arasındaki farktan dolayı bu oran çok tutmuyor. Burada oynamalar olacağını aklınızda bulundurun. Yani ama aşağı yukarı buna yakın bir şey çıkacak. Burada belirtilen, burada çıkan sonuca yakın bir sonuç çıkacak. Ve yine Ticaret Bakanlığı'nın altında Nijerya standartlar kullanıyor. Dediğim gibi TSE'nin aslında Nijerya karşılığı. Buraya yapacağınız buraya ilgili belgeler buraya yüklemeniz durumunda. Kendi tariflerinizi, ürün gruplarınızı buraya yüklemeniz durumunda. Ürün göndermeden önce hangi belgeleri almanız gerektiğini burada görebilirsiniz. Bu incelemenin fiyatını burada görebilirsiniz. Bunları mümkün olduğu kadar tamamlayın. Hatta tamamını tamamlayın. Çünkü bu Nijerya'da gümrüğe mal girdikten sonra yaşanacak sıkıntıların çözümü çok zor. Yani orada bir karmaşa sebebiyet. Malın buraya temiz gelmesi, evraklarının tamamlaması sizin için de süreci kolaylaştırır. Gümrük sürecinde de fazla bir sıkıntı yaşamadan devam etmesine imkan sağlar. Ne yazık ki orada öyle bir sıkıntı olması sebebiyle burayı kontrol etmenizde fayda var. Customs'ın altında burada eğer bir ithalat ihracat durumunuzda, ithalat durumunuzda açıkçası yani Nijerya'dan sizden yapacak ithalat. Yasaklanmış ürünler var. Bazıları kat'i yasaklı, bazıları liste ara ara değişebiliyor. Mesela sığır eti, torbalı çimento, kakao yağı, spagetti. Bunlar ülkenin yasaklı ürünleri. Burada aslında şunu da belirtmekte fayda var. Ülke gelişen bir ekonomi. Geri kalmış bir ekonomi ama hızlı gelişiyor. Kendi iç piyasasını kurmak amacıyla ülke içerisinde yapılmış yatırımları koruma amaçlı olarak vergilerini yükseltiyor, kotalar uyguluyor ya da yasaklar getiriyor.
Eğer ki bir firma ülke içerisinde yatırımını yaptı ve gerekli kanallarla bunu belirlediği zaman o firmanın korunması ya da o sektörün korunması için ülke korumacı politikalar rahatlıkla kabul. İşte içeride makarna fabrikaları var, o yüzden spagetti, kakao gibi şeyler yasaklı. Ama sadece bunu tabii resmi bir konuşma ama resmi olarak algılamayın lütfen burayı. Yani siz de biliyorsunuz Afrika'daki koşulların nasıl. Mesela ben burada marketleri gezdiğimiz, aslında o spagetti dediğimiz yasaklı ürün grubunda olan ürünleri tüm marketlerde buluyorsunuz. İtalyan'ın da buluyorsunuz, İngiliz'in de buluyorsunuz, Türk ürünlerinde spagettisi, makarnası buluyorsunuz. Yani gümrükler çok sağlıklı işlemiyor. Eminim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Orada firmalar farklı şekilde yine pazara mal sokabiliyorlar. Dediğim gibi yani Türk makarnası, kakao yağları. Torbalı çimentoyu bilmiyorum açıkçası. Sığır eti falan geldiğini bilmiyorum. Onlar da ülke içerisinde. Sunum bu kadar. Zannediyorum Doruk Bey'in konuşması var. Ondan sonrasında istersen soru cevap kısmına devam edelim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sefa Bey, teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü değerli bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşmak üzere Nijerya'daki en büyük yatırımcı firmamız olan Hayat Kimya'nın ve bir dönem Nijerya Genel Müdürlüğü'nü de yapmış olan hali hazırda Hayat Kimya'nın Güney Afrika SADC Genel Müdürü olan Nijerya Türkiye, değil Nijerya Türk, Türkiye Nijerya İş Konseyi Başkanımız ben de Doruk Emiroğlu'na bırakıyorum. Buyurun Doruk Bey. Çok teşekkürler Sayın Müşavirim. Öncelikle herkese merhabalar. Ben de şu anda Nijerya'dan katılıyorum bu görüşmeye. Öncelikle bu fırsatı bütün iş dünyasına tanıyan Sayın Daire Başkanımız Evren Subaşı'ya ve Sayın Müsteşarlarımız Erbay Bey'e ve Sefa Bey'e çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiler bütün yatırımcılar adına ve diğer şu anda takip eden bu bilgilerden de faydalanacak olan bütün yatırımcılara da merhaba demek istiyorum. Evet, benim ismim Doruk Emiroğlu. Hayat Kimya Nijerya Genel Müdürlüğünü yaptım 3 sene kadar burada yaşadım. Şu anda şirkette farklı gene Afrika ile ilgili pozisyonlardayım. Aynı zamanda da DEİK Türkiye İş Konseyi Başkanıyım. Ben açıkçası 2007 yılından beri Afrika'da çeşitli ülkelerde yaşadım ve çalıştım. O yüzden Afrika ile ilgili bilgi sahibiyim diyebilirim. Bu bilgilerin bazıları bazı coğrafyalar için ortak, bazıları ise özel olarak ayrılıyor. Ama sonda söyleyeceğimi başta söylemek isterim. Yani Afrika gerçekten zorlukları olan ama bir zorlukları kadar da çok da potansiyeli olan bir coğrafya. Şöyle ki mesela 2050 yılında dünya nüfusunun dörtte biri Afrika'da olacak. Çok hızlı gelişen bir nüfus. Her dört kişiden biri Afrikalı olacak. Aynı şekilde Nijerya özeline de gelirsek 2040 yılında nüfusunun yaklaşık 400 milyon olması planlanıyor. Bu büyüme hızıyla beraber. Yani nüfus demek talep demek. Yani insanlar yiyor, içiyor, harcıyor. Dolayısıyla yani Türk yatırımcılarına Afrika'da mutlaka yer almalarını ama yer alırken de dikkatli davranmalarını rica ediyorum. Ben konuşmamı müsaadenizle dört başlık altında hazırladım. Bunlardan bir tanesi yatırım yapmak isteyen yatırımcılara tavsiyeler kaldı ki yani bana çok fazla bir söz de bırakmadı sağ olsun sayın müşavirlerimiz. Her şeyi esasını söylediler. Belki tekrar alacak bazıları ama en azından kendi penceremden söyleyeceğim. İkincisi gene Nijerya'daki başlıca zorluklara değinmek istiyorum. Üçüncüsü de bu zorlukların yanı sıra olan fırsatlara değinmek istiyorum. Son olarak da kendi gözlemimizle ana yatırım fırsatlarını kabaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle yatırım yapmak isteyen yatırımcılara tavsiyeler kısmında birincisi kesinlikle ülkeye gelmeden önce mutlaka ticari müşavirlerimiz ve büyükelçiliğimizle irtibatta olmalarını ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendileri bu ülkede yaşayan, bu ülkenin koşullarını bilen en üst düzey kurumlarımız olduğu için onlardan çok derece faydalanmak mümkün. Aynı zamanda buradaki size işte karşılık gelen ticaretinizdeki firmaları da gene kendilerine sorup da onların da bilgi dağarcığındaysa bilgi almak da son derece faydalı. Buranın iş kültürü, adetleri, bütün bunları yapmadan bence pazara girmeyin derim.
İkincisi gene buna benzer bir şekilde ülkedeki yerleşik yatırımcılarla mutlaka temasta bulunmaya çalışın derim. Çünkü onlar iş hayatının gerçekten içinde olan kişiler ve firmalar size daha transparan bir şekilde bütün zorlukları ve fırsatları sunmakta yardımcı olacaklardır. Üçüncüsü proje bazında eğer ki yapılan çalışmalar varsa bir şeyi sadece yapmak, devretmek, gitmek şeklinde buradaki istihkaklarınızın karşılığını mutlaka sağlama almaya çalışın derim. Ve bu sağlama almayı da birkaç açıdan değerlendirin derim. Yani sadece banka, özel banka veyahut da devlet bankası değil, mümkünse uluslararası güvenceler altına da almaya çalışın. Proje bazlı olmayan yatırımlarda ise kısa vadeli bakış açısından ziyade daha çok orta ve uzun vadeli bakmaya çalışın. Hani derler ya fotoğraf karesine değil de videoya bakmak lazım diye. Çünkü o andaki fotoğraf karesinde resim çok parlak görünebilir ya da çok kötü görünebilir. Ama burası emerging market diye geçen yabancı terimlerde gelişmekte olan bir coğrafya. Dolayısıyla çok dalgalı bir deniz. Bazen dalgalar büyük oluyor, bazen küçük oluyor. O yüzden eğer proje bazlı yatırım yapmayacaksanız ona orta ve uzun vadede değerlendirmekte daha fayda var derim. İş iklimi buralarda çok sık değişebiliyor. Çok rüzgardan çok bir anda etkilenebiliyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli konular. Mutlaka DEİK ile işbirliği içerisinde olmanızı ben size tavsiye ederim. DEİK iş konseylerine üyeliklerinizi yapın. Atıyorum konu Nijerya ise Nijerya İş Konseyi'ne üyeliğinizi yapın. Neden diyeceksiniz? Mesela çok kısa süre önce yaklaşık 2-3 hafta kadar önce bir Nijerya'dan bir senatör, hükümet başkanı Tinubu'nun görevlendirmesiyle Türkiye'ye geldi. DEİK düzeyinde biz bir iş toplantısı yaptık kendisiyle. Bu toplantı sırasında Nijerya hükümetinin solar enerjiye yönelik bir talebi olduğunu söyledi ve bu talebi Türkiye'den karşılamak üzere geldi. Biz iş konseyindeki üyelerimizi bu toplantıya çağıraraktan her iki tarafı birleştirdik. Böylelikle yani o konuda ilgi göstermek isteyen firmalara bir fırsat oldu. Dolayısıyla eğer sizler de bu tip konularda DEİK iş konseylerine üyelik yaparsanız bu fırsatları size de duyurmak mümkün olur diye düşünüyorum. Bunlar açıkçası aklıma gelen yatırım yapmak isteyen firmalara tavsiyeler başlığı altındaki konularımdı. Başlıca zorluklara gelirsem demin gene ticari müşavirlerimiz bahsetti. Altyapı eksikliği çok büyük bir zorluk. Yani nedir altyapı eksikliğinden kastımız? İşte elektrik, ulaşım, internet gibi çok temel konularda sıkıntılar var. Biz burada evet çok büyük yatırım yapan bir firmayız. Uzun yıllardır da buradayız ama mesela elektriğimizi biz kendimiz üretiyoruz. Elektriğimizi kendimiz üretirken biraz daha detayına girersem mesela doğalgazdan kendi enerji türbinlerimizden elektriğe dönüyoruz. Ama doğalgazı da Shell'den alıyor olmamıza rağmen gene orada da sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla ikinci bir jeneratörümüz daha var. O jeneratörle de biz dizelden yapıyoruz. Üçüncü alternatifimiz de var, CNG'den yapıyoruz. Çünkü bu alternatifler bize zaman içerisinde yaşadığımız gerçekler sonucunda ortaya çıkardığımız şeyler. Bunları yapmazsanız fabrikanız gerekli enerjiyi üretemeyebiliyor. Bu ve bunun gibi altyapı eksiklikleri Nijerya'da çok sık karşınıza çıkan konular oluyor maalesef. İkinci zorluklar ekonomik dalgalanmalar, döviz erişimler. Demin de gene konuşuldu, bahsi geçti. Burada 5 sene önce döviz 1 dolar eşittir yaklaşık 360 nayraydı. Bugün geldiğimiz noktada 1 dolar eşittir yaklaşık 1650 nayra. Kabaca 5 kat 5 senede arttı. Bu artışlar sırasında dolara, dövize erişim çok zor olduğu dönemler oldu. Demin söylediğim gibi yani resme bakarken sadece o anki durumdan değil daha uzun perspektiften bakmak lazım. Yani şu anda evet piyasada dövizi 1600 seviyesinde bulabiliyorsunuz ama bundan bir sene önce baktığınızda bulamıyordunuz. Parasıyla da vererek de alamıyordunuz. Dolayısıyla buna böyle biraz daha uzun vadede bakmak lazım. Limanlardaki sorunlar evet var. Esasında Afrika'nın çoğu ülkesinde var ama konumuz Nijerya olduğu için Nijerya spesifik bahsedersek limanlarda sıkıntılar var. Bu sıkıntıların temel sebebi limanlardaki ekipmanların eski olması. Bu eskimeye bağlı olarak da limanda var olan atıyorum 7 tane vinçin 2 tanesinin çalışıyor olması.
Bu genelde dediğim gibi Afrika'nın çoğu ülkesinde, çoğu sektöründe vardır. Genelde bir yapı yapılır fakat bakım genelde yapılmaz. Bu otel de olabilir, bina da olabilir, vinç de olabilir, kamyon da olabilir. Bu bakım yapılmayan ne bileyim alet edevat bir müddet sonra arıza gösteriyor ve sıkıntıları yol açıyor. Bu sadece tabii ekipmandan dolayı değil, zaman zaman grevler olabiliyor. Zaman zaman konteyner sıkıntısı oluyor. Lojistik altyapısında problemler olabiliyor. Dolayısıyla limanlarda genelde bir problem oluyor. Bu problem size yüklü ardiya demoraj ödemenizi gerektirecek yerlere kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla doğru kişilerle tanışmanızı size tavsiye ederim bu sorunları daha az hasarla atlatmanız adına. Nakliye süresi ve maliyetleri oldukça yüksektir Nijerya içerisinde. Özür dilerim. Yani çok kısa bir gözüken bir mesafede atıyorum 60-70 kilometre için Türkiye'de ödediğinizin 4-5 katı fazla bir nakliye bedelini burada ödemeniz gerekebilir. Bunun da gene temel sebeplerinden bir tanesi yolların bozuk olması, kamyonların bozuk olması. Dolayısıyla bir günde 2 günde gidebilecek bir yolu bir kamyonun bazen bir hafta 10 günde gitmesi. Dolayısıyla ayda 5-6 tane sefer yapabilecek bir kamyonun 1-2 tane sefer yapmasından dolayı da bu tip maliyetlerin yükselmesi olaraktan söyleyebilirim. İş gücü maalesef çok fazla değil. Dolayısıyla yetişmiş iş gücünün olmaması iki soruna yol açıyor. Bir, yetişmiş iş gücünün pahalılığı. İki, yetişmiş iş gücü olmamanın getirmiş olduğu verim düşüklüğüne yol açıyor. Bu konularda dikkat etmek lazım. Maalesef haksız rekabet var. Bu da önemli bir konu. İşte gümrüklerdeki demin gene ticaret müşavirimiz Sayın Sefa Bey'in söylediği gibi gümrüklerin iyi çalışmamasından dolayı sizin karşınıza haksız rekabetler çıkabiliyor. Bu da sizi etkiliyor. Bu çok önemli bir konu. Buna mümkün olduğunca dikkat etmek lazım. Bürokrasi yavaş. Her kademede yavaş. Gene ticaret müşavirimiz Sayın Erbay Bey'in bahsettiği üzere mesela işte 2021 senesinde yanılmıyorsam ya da 2023 senesinde Cumhurbaşkanları düzeyinde karşılıklı imzalanan çifte vergilendirme anlaşması bile maalesef mesela bürokrasinin yavaşlığı yüzünden hala daha sisteme giremedi. Yani bu bir örnek olsun diye paylaşıyorum sadece. Ülkede kayıt dışı ekonomi çok büyük. Genelde faturasız ticaret var. Çalışanların çalışmaması, işsizlik oranları da bu sebepten çok da doğru değil esasında. Yani çalışan, para kazanan nüfus esasında kayıt dışı olaraktan çalışıyor. Ne yapıyor? İşte hamallık yapıyor, işte taşımacılık yapıyor, taksi veyahut da dolmuşçuluk yapıyor ama bunların hiçbiri kayıt altında değil. Ticaret de piyasada genelde faturasız dönüyor. Güvenlik sıkıntısı var zorluklardan bir tanesi. Bu güvenlik sadece fiziki olarak işte adam kaçırma vesaire değil. Yani bunlar evet ülkenin kuzey bölgesinde genelde daha fazla var. Güney bölgelerinde de oluyor. Ben burada yaşadığım 3 sene boyunca kendim ya da buradaki ekibimiz adına çok şükür biz böyle bir şey yaşamadık ama zaman zaman olan olaylara duyduk, şahitlik ettik. O yüzden dikkat etmek lazım. Özellikle geceliğin çok dışarı çıkmamakta ya da çıkacaksanız yani tanıdık bildik birileriyle çıkmakta fayda var. Bunun haricinde güvenlik deyince sadece fiziki güvenliği kastetmiyorum. İşte bakteriler, virüsler çok fazla ülkede. Dolayısıyla bu konularda da kendinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu tabii zorlukların yanı sıra da fırsatlar var. Fırsatlar var ki biz de zaten bu ülkedeyiz. Bunlardan da bahsetmek lazım ki resmi doğru değerlendirelim. Öncelikle ülkenin nüfusu 220 milyon. Tabii bu 220 söylerken demin söylediklerimle de bağdaştıracağım. Yani çok net konuşamıyoruz istatistik bilgilerin doğruluğundan dolayı. Ama artı eksi 3 aşağı 5 yukarı 220 milyon diyebiliriz. 220 milyon nüfus eşittir o kadar talep. Yani bu insanlar her gün yemek yiyor, kıyafet alıyor, işte telefon alıyor, ne bileyim işte ulaşıma gidiyor vesaire. Dolayısıyla büyük bir talep var. Bu talebe yönelik de büyük bir ticaret potansiyeli var. Altyapı ihtiyaçları çok fazla ülkede. Dolayısıyla altyapı ile ilgilenen şirketlerimiz vardır mutlaka bu konuşmayı dinleyen ya da dinleyecek. Onlar için burada büyük fırsatlar var. Tarım burada büyük bir potansiyel. Bu ülke sanayisi az gelişmiş olduğu için ağırlıklı tarımsal yönde gelişmiş ve buradaki tarım ürünleri de genelde az kimyevi madde kullanılan ürünler.
Dolayısıyla bunun getirmiş olduğu bir tarımsal ürün avantajı var. Bunlar ilk aklıma gelen fırsatlar. Ana yatırım alanlarına baktığımızda ara sanayi ürünleri en öne çıkan esasında bence yatırım alanlarının başında geliyor. Neden dersiniz? Demin Sayın Müşavirimiz Erbay Bey'in de sunumunda göstermiş olduğu üzere ülkeye her yıl yaklaşık gelen 60 milyar dolarlık ithalatın kabaca %51'i imalat sanayi için kullanılıyor. Dolayısıyla burada eğer ki bir üretim aramalı üzerine yapılabilirse bu ithalattan daha bir pay çalmak mümkün olabilir. Bu konuda devletten de bir takım teşvikler, destekler alabileceğinizi düşünüyorum. Bunun dışında enerji, demin gene Sayın Müşavirim Sefa Bey'in söylediği üzere ülkede büyük bir problem. Yine demin bahsettiğim üzere devlet de buna yönelik, hükümet de buna yönelik taleplerde bulunuyor. Enerji bir fırsat. Her türlü inşaat, altyapı alanları bir fırsat. Sağlık, eczacılık bu tip konular birer fırsat. Afrika ilaç tüketiminin sadece %5'ini kendisi karşılıyor. Diğerlerinin hepsi ithalat yoluyla geliyor. Bunlar tabii kolay konular değil ama eğer konusu bunlar olan firmalar varsa dikkatlerine sunmak istiyorum. Benim ilk aklıma gelenler bunlar. Yardımcı olabileceğimiz başka bir şey varsa da yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Doruk Bey paylaştığı kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Erbay Bey, sizin eklemek istediğiniz Tamam. Programı kapatabiliriz. Ben de tüm katılımcılarımıza kıymetli vakitlerini ayırıp bize dinledikleri için teşekkür ederim. Doruk Bey'e değerli bilgi ve tecrübelerini paylaştığı için teşekkür ederiz. Ve sizlere, bakanlığımız çalışanlarına programı organize ettiğiniz için, başta Evren Bey size olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programı burada kapatabiliriz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Ben de herkese Aynen. teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.